Neler dönüyormuş bu evde ya? Bir cumhuriyet altını çıksaydı bari o bile bir şeydi. Sabit sağ olsun herkese yetiştirmiş apartmanımızın sarnıcı var diye. Sabahleyin Neriman Hanım telefon etti. Biz arıtma tesisi koyalım da kullanalım diyor. Ya o kadar para veriyoruz diyor. Hay Allah'ım ya Rabbim. Kapıya bak. Merhaba. Aa, nasılsın? İyisin? Günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Rica ederim, buyurun. Sağ ol diye. Önemli değil, ayaklarım biraz sakat. Bir de akciğerlerim işte. Heh. Alma Burhan Altıntop'un ahını, çıkar aheste aheste. İstemiyorum odanızı. Alın geri, alın odanızı. Beddua mı okudunuz, ne yaptınız? Başıma gelmeyen kalmadı. Ah, tamam, tamam. Nasıl istiyorsan. Yalnız sen de benim anaokulu masa sandalyemde oturabilirsin diyeceğim ama senin de sandalyen var yanına taşıyorsun. Hiç sevinme Burhan, hiç sevinme. İki gün, iki gün. Siz bunu konuşmaya mı geldiniz buraya? Bir şey içer misiniz? Hayır, konumuz başka. Bu apartmanın altından sahne çıkmış değil mi? Ya evet. Siz belki anlarsınız bu işlerden. Osmanlı'dan falan kalma mı acaba? Sanmam. O devirde Nişantaşı'nda yerleşim yoktu. Yani olsa olsa Bizans sarnıcı falandır. Ay ne enteresan. Ne hoş. Evet, eğer öyleyse bu binanın da yıkılması lazım. Ne? Oh shit. Aa, ne demek ayol? Hayır, eğer önemli bir tarihi eserse apartmanın yıkılması lazım. Anıtlar Kurulu'nun haberi olmalı. Bir bakmak lazım kaçıncı yüzyıl falan. Hiçbir şey ince yüzyıl kızım. Biz istemeyiz öyle şeyler. Sevmeyiz yani. Bitti bu iş, kapandı. Tarihi eser diyorum hanımefendi. Kültür mirası. Yani Bizans sarnıcı mı önemli yoksa bu beton yanı apartman mı önemli? E tabii ki. Bu apartman önemli kızım. Ay ben bu saatten sonra nerede neyi bulacağım ya? Büyük bir trajedi yaşıyorum ama. Aa, sinirimi oynattı ayol. Lafı duydunuz mu? Ha? Evimiz yıkılacakmış. Hayır, hayır. Biz istemiyoruz öyle şey. Bahçeyi de yeniden doldurulacağız zaten. Bitti. Hiç sanmıyorum. Ben bunu Anıtlar Kurulu'na haber vereceğim. Hayır. Ne? Ha, veremeyeceksin kızım. Niye? Çünkü ben seni paralarım ayol. Nasıl yani? Anlatayım. Böyle didik, didik, didik. Yolarım seni! Biz kolayla yapmadık bu apartmanı. Kocam benim yıllarca tatlı sata sata bu paraları biriktirdi. Anlıyor musun sen? Tabii o kadar emek var, o kadar sütlaç var. Devlet size bir şey öder canım. Yani başka yere falan taşınırsınız. Ne yaygara yapıyorsunuz ya? Aa, sen bayağı planı yaptın yani buraya gelirken. Helal olsun ya. Sen de öyle duruyorsun orada Cem yani. Salak gibi oturuyorsun. Bir şey söylesene. O saat ne yapsın bir çare? O saat kalkamayın ki yerinden. Ay nedir geldi bizim başımıza neler? Hadi kızım hadi. Bu konu bitti. Haydi güle güle. Benim için bitmedi. Ben doğru olanı yapmak zorundayım. Hadi. Evet. İyi günler. Allah Allah. Güle güle. Ay, gitti gitti ha dostlar. Gitti gitti koca apartman. Ne yapacağım benim barkam gitti. Allah aşkına susun Burhan Bey ya. Tahsin'cim bir şey olur mu? Ne bileyim ben Ufo. Şimdi bu gidip söyler mi acaba Bizans sarnıcı var diye? Bence söyler. Vallahi dayı eğer öyle çok değerli tarihi bir eserse bunlar müze falan yaparlar doğru yani. Nesi doğru oğlum? Ha? Nesi doğru ay çıldırtacaksınız siz beni. Biz nerede oturacağız evladım? Aslı nerede oturacak? Volkan nerede oturacak? Nereden bulacağız aile apartmanı bir daha? Ben bana bunu bile değiştiremem. Değiştiremem. Gitti 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 dostlar. Azenç dostlar ha dostlar. Durup dururken evimizden mi olacağız şimdi? Of, of, of. Koskoca Sütçüoğlu apartmanı. Bir döneme tanıklık etmiş hatıralarla dolu bir bina. Devlet öder paramızı herhalde ya. Ya kaç tane hesap eder döner be kızım. Birine mal satma gibi değil ki bu. Hadi sana satmam. Öteki daha fazla para verdi diyebilir misin? Of, of. Hepsi benim yüzümden oldu.
Yok canım, Sacit'le ortak çalışmanız. Ocağınızı hiç ağacı diktim. Yıllardır yapıyorsunuz zaten. Efendim tatlım? Yok bir şey Burhan Bey. Ah, of, 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 of. İşten azabından ölebilirim. Şu anda kendimi affettirmem lazım. Şu anda sizin yaşadığınız bu acı ve felaketin iki katını benim kendi yaşamam lazım, biliyor musunuz? Ne yapacaksınız Burhan Bey? Makbule'yle mi evleneyim? Böylece her şeyi dengelemiş olurum. Olur mu öyle şey canım? Yo yo, gerçekten bakın, gerçekten ben bunu istiyorum. Başka türlü rahat edemeyeceğim. Geceleri rahat uyuyamayacağım yani. Olmaz öyle şey, olmaz. Ya niye olmasın dayı? Evlensin, rahat etsin. Demek ki çok aşık. Makbule, evladım. Sen önce bir boşan. Şimdi bunların konuşmanın sırası değil. Ya! Ne ya? Ne? Bak Burhan bile vicdan azabından ölüyor. Nerede bizim Hayta Sacit? Yok tabii, vurdu kapıyı çıktı gitti. Ne bir özür ne bir şey. Dayaklık o, dayaklık. Vallahi biri çıktı şunu bir güzel dövse. Oh diyeceğim. Ay, kim bu? Kız gidip hemen haber vermiş olabilir mi? Vallahi her şey beklenir. Delikten bak öyle, aç kapıyı. Formalı bir adam. Eyvah. Açma, açma. Ya nasıl açma? Nereye kadar kaçacağız? Açsın, belki konuşursak ikna ederiz. Ay Allah'ım, başımıza bunlar da mı gelecek? Ay, evimizi başımıza yıkacaklar. İyi günler. Telefon ve elektrik faturaları. Sağ olun. Böyle yaşanmaz ya. Vallahi böyle yaşanmaz. Ah. Yandım, yandım. Makbule bir çay koysana bana. Tamam Burhan Bey. Sonra da düğün tarihini falan konuşuruz. Yaşayan bir öleyim ben. Yaşamıyorum. Ölmüşüm. Ah. Bu mahalle, bu sokaklar, kafeler, sosyetenin tanıdık simaları. Hepsi butikler. Artık bu mahallede oturamayacağım galiba. Başka bir mahalleye taşınmak zorunda kalacağım. Belki de en kötüsü Makbule ile... Hani? O ne lan? Lan! Ne oluyor ya? Anam, evi yıkmaya geliyorlar ya. Ne diyorsunuz Burhan Bey? Sokağa buldüzül girdi. Anam, girdi ne baksana içine ya. Bize değildir ya, başka bir şey içindir. Yok ya, ne için olabilir gerizekalı, baksana. Anam, geldiler ya. Durdu, apartmanın önünde durdu. Evin içindeyken başımıza yakacaklar, görüyor musun? Hayır, bize değildir ya. Canım, bize değildir o ya. Hayır, bize geldiler. Hayır, yıkamazsınız. Hep haberlerde gösteriyorlar diyorum. Ve aynısını bize yapacak. Taş yok mu şunların kafasını yarayım? Anam, yakarım kendim ha. Vallahi yakarım. Niye kendimi yakayım ya? Kardeşim atayım. Kardeşim atıyorum. Vallahi atıyorum aşağı. Aşağı atıyorum. Çok ağırdır, kafanızı yarar vallahi. Atıyorum aşağı. Ana sokağa mı giriyor? Ana ne yaptı, geri gidiyor bu? Manyak mısınız ha be? Manyak! Cinnet geçirdiğimi zannettim ya, of! Ne var, ne oluyor? Sokağa bulduzir girdi, apartmanı yıkacak zannettim. Başka da bir şey yok yani. Bu olmayacak, böyle gidip teslim olalım bari. Ay Tahsin! Başka ne yapacağız ya? Bakarsın bir sene mühlet falan verirler, ev bakarız hiç değilse. Ben gidip giyineyim. Çok güzel kızım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.